Ey Türk gençliği, birinci vazifen... Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Merhaba gençler ve hep genç kalanlar. Merhaba Adana. 01 Adana. Sevgili gençler, sevgili kardeşlerim, hepinizi yürekten selamlıyorum. Ne diyor Mustafa Kemal Atatürk? Ben 19 Mayıs 1919'da doğdum diyor. Biz de onu hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü kabul ediyoruz. Neredeyse genci olmayan bir ülkenin milletine inanarak çıkan bir ulusal önder var. Milletine güvenerek yola çıkıyor ve on binlerce şehitle ülkeyi kurtarıyor. Adana'da ve bütün Türkiye'de hangi ailede gazi yok, hangi ailede şehit yok, bütün ailemizde. Hepimizin ailesine baktığımızda şehitler var. Ve şanlı bayrağımızı şehitlerimizin kanıyla boyadık biz. Bayrak sevgimizi kimse sorgulayamaz. Peki, ulusal kurtuluş mücadelesini yaptık. Cumhuriyeti kurduk. Binlerce yıl tebaa olarak yaşayan Türkiye Cumhuriyeti'nin bireylerini birey yaptık, değil mi? 15 yılda. Mucize. Dünyanın hiçbir yerinde böyle yetenekli bir lider yok. Ve Türkiye'yi var eden ne kadar tesis varsa tamamı o dönemde atıldı. Demokrasi geldi, laiklik geldi, insan hakları geldi, hukuk geldi, güçlü ordu geldi, güçlü hukuk geldi, güçlü kurumlar geldi, güçlü kurumlar. Devleti devlet yapan güçlü kurumlar geldi. Peki şimdi ne oldu? Ne oldu şimdi o kurumlar? Cumhuriyetin kurumlarının içi boşaltılmadı mı? Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetten, kurucu ayarlardan uzaklaştırdılar mı bu ülkeyi? Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet tehlikedeyken biz umutsuz mu olalım? Ayakta kalacağız, heyecanımızı yitirmeyeceğiz ve 28 Mayıs'ta cumhuriyetin 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflerine doğru yürümesinde katkımız olacak. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz. Adana merhaba. Beraber söylemeye hazır mıyız? 500 atlı inan kestiler yolu. Harikasınız.